Soru şu. NBA şampiyonu olan takım dünya şampiyonu da sayılır mı? Sayılsa bile NBA sonuçta kar amacı güden birlik. Bu ligin yönetimine gözümüz kapalı şekilde güvenebilir miyiz? Dünya şampiyonu unvanını alacak bir takımın tüm şampiyonluk hikayesi yalan olabilir mi? İlk olarak NBA şampiyonu olan takım uzunca yıllardır dünya şampiyonu olarak adlandırılır. Bu adlandırmayı biz çıkarmadık. NBA çıkardı. Ama NBA takımları hazırlık maçları hariç dünyadaki diğer takımlarla bir araya bile gelmiyorlar. Ayrıca sonuçta Amerika'nın yerel ligi. Dünyadaki diğer takımlarla yarışmıyorlar bile ama bu ligin şampiyonuna dünya şampiyonu diyorlar. Geçtiğimiz aylarda olimpiyatlarda 3 altın madalya alan Lyles şunları söyledi. The NBA Finals and they have world champion on their head. World champion of what? Bu konuşmadan sonra Kevin Durant biri bu kardeşe yardım etsin dedi. Tüm NBA oyuncuları bu yoruma tepki gösterdi. Az sayıda da olsa hak verenler de vardı. Aslında bu tartışma konusu yeni de sayılmaz. Ünlü koç Popovich 2010 yılında bir NBA takımının kendisini dünya şampiyonu olarak adlandırması mantıklı değil demişti. Bu sözler 13 yıl öncesine ait. Ve o zamanlar Amerika dışından gelen oyuncular bu kadar etkili değildiler. Luka, Giannis, Jokic, Embiid bu yıldızların hiçbir NBA'de değildi. Bobiski gibi oyuncular olsa dahi insanlar bu oyuncuları istisna olarak görüyordu. Ve NBA hala dünyanın dört bir yanından gelen yetenekleri görmemiş bir Amerikan ligiydi. Şu anda ise ülkesi fark etmeden dünyanın her bir yanından en yeteneklileri toplayan bir lig haline geldi. Bu açıdan düşünürsek dünya şampiyonu denmesi mantıklı olabilir. Ama asıl konuşacağım şey bu değildi. Dünya şampiyonu densin veya denmesin, önemli olan şu. Tüm şampiyonluklar gerçekten hak edilerek mi kazanılıyor? Kimin şampiyon olacağını belirlemede NBA yönetiminin parmağı var mı? Bu soru için tüm tartışmalı şampiyonlukları araştırdım ve ortaya bu sonuç çıktı. NBA'de 30 takım var. Ama 1980 yılından beri, yani 40 yılı aşkın süredir finallerde gördüğümüz sadece 9 takım var. 40 yıldır bu takımlardan birinin olmadığı tek bir final bile izlemedik. Bu takımlar şunlar. Boston, Chicago, Detroit, Golden State, Houston Rockets, Lakers, Miami, Phoenix Suns ve Spurs. NBA'de hiç şampiyonluk kazanamayan 11 tane takım var. 5 tanesi hiç final bile görmedi. Ayrıca 2021 hariç çeyrek NBA finalinde şu yıldız oyunculardan en az biri her zaman vardı. Larry Bird, Magic Johnson, Isaiah Thomas, Jordan, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Tim Duncan, Kobe Bryant, Jimmy Butler, LeBron James ve Stephen Curry. Bu adamlardan birinin olmadığı tek bir final bile oynanmadı. Bunlar da şunu gösteriyor ki NBA finallerinde popülasyonları yüksek takımlarla ünlü oyuncular yer almışlar. Bu da doğal olarak herkese şunu düşündürttü. Demek ki NBA reyting amacıyla pazarı büyük olan takımlar ve popüler oyuncular görmek istiyor. CBC Sports 1970 yılından 90 yılına kadar NBA finallerini veren medya kurumuydu. CBC'nin başkanı Neil Pearson şunları söyledi. Ratingler tabii ki önemlidir. Ama insanlar şu noktayı kaçırıyorlar. Çok popüler iki takımın karşılaşması çok şey ifade etmez. Asıl önemli olan yaptıkları maçların sayısıdır. NBC, bir takımın diğerini ezdiği efsane bir seridense, iki kötü takımın karşılaştığı 7 maçlık seri ister, dedi. Ve biraz daha araştırınca gördüm ki, 4 maç yapılan bir playoff serisiyle 7 maç yapılan bir serinin arasındaki kazanç getirisi 25 ile 35 milyon dolar arasında değişiyor. Ki bu sadece NBC'nin, yani maçları yayınlayan kanalın elde ettiği kazanç. NBA'in kazanacağını da siz düşünün. Eğer seriler uzarsa daha fazla reklam alacakları için daha fazla para kazanıyorlar. Peki NBA'in sadece maç uzatarak daha fazla para kazanma şansı varken sizce bunu gerçekten hiç denemediği olmuş mudur? Bu iddia saçma sapan bir hayran iddiası değil. Larry Bird de böyle düşünüyordu. 1984 NBA finalleriydi. Taraflar Boston Celtics ve Lakers. Bu seri iki takımın 1959'dan beri 8. karşılaşmaları olacaktı ve finaller heyecanla bekleniyordu. Larry Bird, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar seri tam bir yıldızlar geçidiydi. Seriyi Boston 3-2 önde götürüyordu ve 6. maça çıkacaklardı. Eğer 6. maçı Boston kazanırsa o gün NBA şampiyonu olabileceklerdi. Yine de bu gerçekleşmedi. Lakers maçı 10 sayı farkla 119'a 108 önde bitirdi ve seriyi 7. maça taşıdı. 6. maçta Boston aleyhine birçok tartışmalı düdük çalınmıştı. Üstüne Larry Bird, dönemin yöneticisi David Stern'ın NBA'nin 7 maçlık bir seriye ihtiyacı var. Ligin parası azaldı dediğini iddia etti. Ve şöyle açıkladı. Stern bir taraftara, ligde para azaldı, 7 maçlık bir seriye ihtiyacımız var dedi. Yönetici bir ayranı bunu derse işlerin sarpa saracağını anlarsınız. O bir yönetici ve hiçbir şey olmamış gibi böyle bir şey söylüyor. Bu maçı NBA'yi sattı. Çünkü 7. maça uzatıp daha fazla para kazanmak istediler. Yalan söylemem için hiçbir sebep yok. Şimdi Stern çıkıp onu şaka olarak söyledim diyebilir. Ama ben orada hayatımı ortaya koyup şampiyonluk kazanmaya çalışıyorum, dedi. Larry Bird'ün bu açıklamasından sonra 7. maçta Boston seriyi kazanıp NBA şampiyonu olmuştu. 2001 playofflarında bundan çok daha ciddisi yaşandı. 2001'de Milwaukee Bucks, Doğu Konferans finallerinde Philadelphia Sixers'la karşılaşmıştı. Milwaukee pazar alanı çok düşük bir takımdı. Ve o yıl playofflarda 2. turdan önceki maçları NBC kanalından bile yayınlanmamıştı. O dönem Milwaukee'nin en popüler oyuncusu Ray Allen'dı. Yine de diğer takımların popülerliğiyle yarışamazdı bile. Rakipleri Sixers'a bakarsak, ligin en popüler oyuncularından Allen Iverson vardı. Takım çok sayıda ayakkabı anlaşmasına sahip oyuncu barındırıyordu. Ayrıca o yıl MVP ödülünü Allen Iverson almıştı. Takımdaki diğer bir oyuncu Mutombo yılın savunmacısı seçilmişti. O işleri Larry Brown da yılın koçu ödülünü aldı. Seri böylelikle başladı ve 5. maça gelindiğinde Sixers yararına çok sayıda foul çalındı. 5. maçtan sonra Ray Allen şunları söyledi. NBA bir pazarlama makinesi olarak tabii ki para kazanmakla ilgileniyor. Ligin daha fazla para kazanması herkesin görevidir. Ve lig, finalde Lakers'a karşı Philadelphia'nın olmasının, finalde bize karşı Lakers olmasından daha çok para getireceğini biliyor. Bu yüzden bizi istemiyorlar dedi. Ray Allen'ın açıklamasına çok kişi katıldı. Ray Allen, bu açıklamasından dolayı 10 bin dolar, koçları 25 bin dolar, takımda 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 6. maça geldiğimizde Milwaukee oyuncusu Scott Williams Iverson'a dirsek attı ve oyuncuya 7. maç için uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararla birlikte 7. maç Philadelphia için çok daha rahat geçti ve finallere çıkan Iverson da Sixers oldu.
Bu iddialardan en ünlüsü 2002 konferans finallerinde olandır. Bu yılda Batı konferans finallerinde Lakers ile Sacramento karşılaşmıştı. Sacramento kadrosu popüler bir kadroydu. Ama yine de pazar çapları Lakers'tan çok daha gerideydi. NBA finallerde Sacramento'yu görmektense Lakers'ı görmeyi isterdi. Sacramento o yıl gerçekten güçlü bir takımdı. Ve seride Kobe ile Lakers'a karşı 3-2 öne geçmeyi başarmışlardı. Daha ki 6. maça kadar. Bu serinin 6. maçı tarihin en rezil maçlarından biri olacaktı. 6. maçın 4. çeyreğinde tüm Sacramento oyuncuları deliye dönmüştü. Çünkü Lakers bir çeyrekte tam 27 tane serbest atış kullandı. Düdükleri hiç susmadı. Sonra Kobe, Sacramento oyuncusu Mike Bibby'nin burnuna sağlam bir dirsek atmıştı. Oyuncu kanlar içinde kalsa da Kobe'ye herhangi bir foul çalınmadı. Kobe'ye foul çalınmasını bırakın, foul Mike Bibby'ye çalınmıştı. Kanlar içinde kalan Mike'a. Maçta buna benzer onlarca pozisyon oldu. Scott Pollard, O'Neal'a foul yaptığı gerekçesiyle düdük duydu. Bu esnada O'Neal'a 2 metre uzaklıkta olması dışında hiçbir sorun yoktu. Eski NBA başkan adayı Ralph Nader, ticari spor kuruluşlarında tarafsızlık duygusu önemlidir. Ama bu duygu serinin 6. maçında ayaklar altına alındı. Bu maç zaten kötü şöhret olan hakemleri ciddi şekilde sarstı. Bu serinin sonucunu Lakers veya Sacramento belirlemedi. Hakemler belirledi, dedi. Sacramento serinin 7. maçında kaybetti ve finallere elveda dedi. Bu maç serisinden tam 6 yıl sonra eski NBA hakemi Tim Donaghy mahkemede serinin 6. maçında NBA tarafından şike yapıldığını söyledi. NBA komiseri David Stern iddiayı reddetti. 2006 NBA finalleri hepsinden daha garip geçmişti. Seri bitiminde Dallas Mavericks'in sahibi FBI ajanı tutup hile yapılıp yapılmadığını dahi araştırdı. Bu yılki finallerde Dallas ve Miami karşılaşmıştı. Bunlar pazarları büyük olan iki takımdı. Ve Nowitzki, Shaq, Dwayne Wade hepsi bu final serisindeydi ve final ilgi çoktu. Seri 2-2 berabere gidiyorken en önemli maç olan 5. maça gelindi. Wade bu maçın son saniyelerinde orta sahadan bir pas aldı. Oyuncu resmen yarı saha ihlal yaptı ve hiçbir düdük çalınmadı. Ardından içeriye girip foul aldı ve bu foul kararı da oldukça tartışmalıydı. Bu açı hariç hiçbir açıdan Nowitzki'nin foul yaptığı görünmüyor. Bu açıdan foul durumu var mı yok mu ona da siz karar verin. Yine de Wade'in yarı saha ihlal yapması ve düdük çalınmaması bu kritik saniyelerde çok büyük sorundu. Dallas hayranları bu pozisyonla deliye döndüler. Ama daha çok deliye dönecekler. Bu maçta Miami 49 serbest atış atarken Dallas bunun yarısı kadar 25 tane atmıştı. Hatta şöyle anlatayım. Wade bu maçta sadece kendi başına 25 serbest atış atmıştı. O da tüm karşı takımın serbest atışlarını eşitlemek oluyordu. Bu maçtan sonra Mark Cuban'ın, yani Dallas takımının sahibinin bu lig hileli diyerek isyan ettiği söylendi. Patron sonra bu iddiayı yalanladı. Ve NBA hileli falan olamaz dedi. İnkar etmesine rağmen Cuban, NBA tarafından 250 bin dolar para cezasına çarptırıldı. 6. maça gelindiğinde Dallas yalnızca 23 serbest atış atarken Miami Heat'in serbest atış sayısı 37'yi buldu. Bununla da serinin hileli olabileceği şüpheleri iyice artmaya başladı. Wade oyunun son 10 saniyesinde aldığı foul ile birlikte 21. serbest atışını kullandı. Bu da neredeyse tüm Dallas takımının serbest atışlarına eşit demek oluyordu. Sonuçta Miami seriyi kazanıp 2006 NBA şampiyonu oldu. Maçın ardından Mavericks'in sahibi Mark Cuban'ın seriyi araştırmak için bir FBI ajanı tuttuğu iddia edildi. İddiaya göre ligden ömür boyu men edilme riskiyle karşı karşıya kaldığı için soruşturmayı iptal etmeye karar verdi. Skandallar ve iddialar bitmedi tabi. LeBron'un NBA'ye ilk gelişinde ne kadar büyük ilgi çektiğini bilirsiniz. Bu kadar ilgi duyulan adamın NBA finallerine çıkması reytingleri de iyice arttırırdı. En azından NBA öyle düşünmüştü. Çünkü 2007 finalleri en düşük reytingli serilerden biri oldu. Spurs'a karşı genç LeBron'la Cleveland karşılaşmıştı. Ve Spurs Cleveland'ı 4-0 gibi büyük bir farkla maç bile kazandırmadan süpürmüştü. Bu aslında beklenmeyen bir finaldi. Çünkü hayranlar 2005 NBA finallerinde olduğu gibi Detroit ve Spurs rövanşını bekliyordu. Ama konferans finallerinde Cleveland, Detroit'i 4-2 eleyince finale çıkan takım Cleveland olmuştu. Detroit oyuncusu Rashid Wallace, ligin Detroit ve Spurs'la eşleşmesini sıkıcı bulduğunu söyleyerek onlara kıyasla daha heyecan verici bir oyuncu olan LeBron'u finale çıkarmak istediğini söyledi. Şöyle dedi, hala bizi yendiklerine inanamıyorum. NBA rating almaya çalıştı ve bunu dünya maçı haline getirmeye çalıştı. NBA'in kurbanı olduk kısacası. Sevgililerini, LeBron'u kastediyor, finale çıkarmak istediler ve yaptılar. Ve sonunda ne olduğuna bakın. 4-0 süpürüldü. Bu oyun artık basketbol değil, eğlence, dedi. Bu dedikoduların çıktığı son NBA finalde 2009 yılında oynanan Orlando ve Lakers karşılaşmasıydı. Buna detaylı girmeyeceğim ama Kobe'nin birçok kez hakemlere küfrettiği ve sonunda foul çalınmadığı biliniyor. Orlando oyuncusu Aston, hakemlere küfrettiği zamanlar oldu ve teknik foul çalmıyorlardı. Bunu ben yapsaydım oyundan atılırdım ama Kobe'ye hiçbir şey yapmadılar, dedi. Aynı şekilde birçok tartışmalı an yaşandı ve hakem kararları gündem olmuştu. Sonuç olarak eğer bu ligin şampiyonuna dünya şampiyonu denecekse böyle olaylar olmaması gerekli. NBA'in dünyanın en iyi ligi olduğu tartışılmaz ama NBA'yi denetleyen bir kurum olmadıkça böyle dedikoduları hep duyacağız. Tüm anlattıklarım David Stern'ın yöneticiliğinde olmuştu. Artık NBA yöneticisi Adam Silver oldu ve gelişen internet sayesinde de herkesin göz önünde böyle şeyler yapmaları zor bir hale geldi. Yani NBA eski zamanlara göre kesinlikle daha resmi ve daha güvenilir. Sizce artık böyle şeyler yaşanır mı? Veya yaşamaması için neler yapılabilir? En önemlisi, gerçekten dünya şampiyonu unvanı haklı bir unvan mı? Yorumlarınızı bekliyorum. (Gülüyor)